COVID-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsünün spike proteininde endişe verici bir özellik keşfedildi. Araştırmacılar, belirli kalp hücreleriyle COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin spike proteini arasında ilgili bir bağlantı buldular. Spike proteini, kalbin etrafındaki küçük kan damarlarındaki hücreleri değiştirerek normal işlevlerini bozuyor gibi görünüyor. Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde sunulan ve henüz hakemliği incelemesi yapılmamış baskı öncesi çalışma, spike proteininin perisit adı verilen hücrelere bağlandığını gösteriyor. Bu hücreler, kalbin küçük damarlarını ve insan vücudunun etrafındaki diğer yerleri kaplar ve bağlanma meydana geldiğinde perisitler organda iltihaplanmaya neden olan kimyasalları salmaya başlar. Araştırmada ekip, kalpten küçük damar hücrelerini aldı ve onları spike proteinine maruz bıraktı. Protein, virüs tarafından kendisini hücrelere bağlamak için kullanıyor. Virüsün konumu sabitlendiğinde, virüs, hücre zarı ile birleşerek genetik materyalini serbest bırakıyor. Bu, virüsü kopyalamaya başlayan ve daha sonra patlayan ve diğer hücrelere yayılan hücresel sistemi ele geçiriyor. Eğer spike proteini tek başına hücrelerin davranışlarını etkileyebiliyorsa, bunun endişe verici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durum, enfekte olmayan hücrelerin bile virüs tarafından zarar görebileceğini ve bunun tedavi edilmesini zorlaştırabileceğini öne sürüyor. Ekip, bu hücreler üzerindeki CD147 reseptörünü bloke ederek hala iltihaplanma olmasına rağmen spike proteininin perisitler üzerindeki etkisini azalttığını buldu. Perisitler, beyin ve merkezi sinir sistemine dahil olmak üzere vücudun her yerinde bulunur. Eğer bu mekanizma hastalarda durdurulabilirse COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonu azaltabilir ve daha fazla araştırma spike proteini durdurmak için daha iyi yollar üretebilir. Yazarların makalede belirttiğine göre bu mekanizma hücresel ve organ hasarını enfeksiyon bölgelerinin ötesine yayma potansiyeline sahip ve önemli klinik etkileri olabilir. Örneğin, hipertansiyon, diyabet ve şiddetli obezite gibi altta yatan hastalıklar nedeniyle endotel bariyeri bozulmuş ve damar geçirgenliği artmış hastalarda spike protein molekülleri PC bölgesine kolayca yayılabilir ve mikrovasküler hasara neden olabilir veya şiddetlenebilir. CD147 reseptörünü bloke etmek, en savunmasız hastaların damar sistemli enfeksiyondan ve spike proteininin neden olduğu yan hasardan korumaya yardımcı olabilir. COVID-19'u tedavi etmenin en etkili yolları konusunda pek çok belirsizlik var. Bu nedenle aşı, sosyal mesafe, maske gibi profilaksi yaklaşımları ön planda olmaya devam ediyor. Virüsün birçok organ üzerindeki ani ve uzun vadeli etkileri hala tam olarak anlaşılmış değil. İngiliz Kalp Vakfı'nın tıbbi direktör yardımcısı Prof. James Labour'ın söylediği üzere COVID-19 kardiyovasküler araştırma topluluğu için benzeri görülmemiş bir zorluk sundu. Virüsün uzun vadede sağlığımızı nasıl etkileyebileceği konusunda hala bilinmeyen çok şey var. Ancak bu araştırma bizi COVID-19'un kalp ve dolaşım sistemini nasıl etkilediğini ve nihayetinde kalbi korumak için yeni yollara nasıl yol açabileceğini daha iyi anlamaya bir adım daha yaklaştırıyor.